Arkadaşlar selamlar. Gökçe Karakay arkadaşımız şöyle bir taslak şema göndermiş. Bununla ilgili bir yorumlama yapalım, hesaplama yapalım. Aynı zamanda örnek teşkil etsin. Başlayalım. Şimdi gördüğümüz kadarıyla iki tane güneş paneli var. 380 wattlık. 30 amper bir MPPT şarj kontrol cihazımız var. İki tane 100 amperlik jerakümüz var. 220 volt şebeke girişimiz var. Şu kısım 12 volt devresi. Şu kısım 220 volt devresi. İnvertörümüz burada. Şimdi bununla ilgili hesaplamaları elden geçirelim. 2 adet 190 wattlık güneş panelimiz toplam 380 watt yapıyor. 380 watt bölü 12 volt 31 amper akım. Hattan 31 amper akım geçiyor. Şarj kontrol cihazımız 30 amperlik. Güneş panelleri maksimum akım verdiğinde şarj kontrol cihazlarının kaldıracağı 30 amperin üzerine çıkacak. 31 amper. Şarj kontrol cihazının yanma ihtimali var. Bunu 40 amperlik bir şarj kontrol cihazı olarak değiştirmekte fayda var. Kablomuz bu hattan maksimum 30 amper geçeceği için şuradaki sigortamızın 50 amper olmasına gerek yok. Bunu 40 amperlik bir sigorta uygun olacaktır. Kablo kalınlığı arkadaşlar, kablo kalınlığı 30 amper. Şu 39 amper kaldıracak kablo kalınlığı 4 milimetre kare. Gökçe Bey zaten 4 milimetre kablo seçmiş. Bu kısım okey. Sadece sigorta 50 amperden 40 ampere indirmekte fayda var. Şarj kontrol cihazında 30 amper yerine 40 amperlik bir şarj kontrol cihazı tercih etmekte fayda var. Burada 4 milimetrelik kabloyu kullanıyorsak çıkışında da yine 4 milimetre kablo kullanmamız. Çünkü aynı akımlar geçecek buradan da. 16 milimetrelik kablo kullanmaya gerek yok. 4 milimetrelik kablo yeterli olacaktır burada da. Arkadaşlar pozitif baraya kadar olan kısım hesaplarını yaptık. 4 milimetre kablo bu kısımda yeterli. Şimdi akü kısmına geçmeden önce, hatta akü kısmını en sona bırakalım. Çünkü çekilecek yüke göre kablo hesabı yapmak lazım. Akım hesabı yapmak lazım. Hidrofor 8 amperlik akım çekiyormuş. Webasto 2,5 amper. LED'ler 3x5 watt. Bu sebeple çıkışlar fazla çekmez. Diğer aydınlatmalar 5 watt. Şu kısım 20 watt olduğunu düşünelim. Burası da yaklaşık 1,6 amper, 2 amper olduğunu düşünelim. Yani burada toplamda 8, 2,5, 3 amper yuvarlayalım. Ve artı 2 amper, 10, 13 amper. Şu kısımda 13 amperlik bir yükümüz var. 1,5 milimetrelik kablolar burada rahatlıkla yeterli. 12 volt hattımızda toplamda 13 amperlik yük olduğu görülüyor. 13 amperlik yükün kablosu arkadaşlar 16 ampere dayanacak kadar birlik kablo. Ama biz kabloyu yüksek tutalım her ihtimale karşı. Yani burada 1,5'lık kablolar kullanmış. Mantıklıdır. 1,5'tan aslında düşük hatta kablo kullanmayalım. İleri dönük ihtiyaç halinde yüksek akımlı cihazlarda takılabilir. Kablo değiştirme şansımız olmayacak. Ana giriş hattı 10 milimetre kablo geçmiş. 12 volt hattını beslemek için. Eğer buraya fazla bir yük çekilecek cihaz bağlanmayacaksa, yani 13 amper için yaklaşık 1,5 2,5'luk kablo bizim buradaki sistemimize göre yeterli. 10'luk kablo yaklaşık 70 amper gibi bir akıma denk geliyor. Burada 70 amper çekecek bir yük yok. O yüzden şuradaki 10'luk kablo arkadaşlar fazla. Yani daha ekonomik düşünülüp bu kablo en azından 4'lüğe de indirilebilir. Bu kablo 4'lük olursa
39 ampere kadar yük bağlanabilir. 12 volt hattımızda yükler 8 amper, 2,5 amper, 1 amper, 1 amper, 1 amper olarak yaklaşık hesaplandı. Bunların sigortaları, kablo kesitleri 1,5'luk iyi. Sıkıntı yok. Sigortalar arkadaşlar, şu hat 10 amper. Şuradaki hattı 4 amper ya da Vebasto 4 amper olabilir. Aydınlatmalar 1 amper zaten yeterli. 1 veya 2 amper. Eğer başka ilave aydınlatma eklenecekse ona göre yüksek tutulabilir. 1 amper. USB yine 1 amper ama USB yüksek tutulabilir. Çakmakta başka şeyler bağlanabilir. 5 amper gibi düşünebilir burası. Ve diğer aydınlatma yine 1 amper. Ama söylediğim gibi projektör vesaire bağlanacaksa bu sigorta değerleri yükseltilmesi lazım. Toplamda 21 amperlik 12 voltluk yükümüz var arkadaşlar. 21 ampere geçecek ana kablomuz, şu kablomuz 10 milimetre yazılmış. 10 milimetre burada gerek yok. 21 amper 1,5'lu kablodan da geçebiliyor. Tabii bu ana hat olduğu için 1,5'lu kablo olmaması lazım. Biraz daha kalın bir kablo koyalım. En azından bir 4'lü kablo ana hatta çekilebilir. O da 39 ampere kadar yük taşıyabilir. Yani şuradaki kablo 4'lük olabilir. 12 volt tarafı bu şekilde oldu arkadaşlar. Akımlar, kablo kesiti 4 mm, 21 amper akım geçecek toplamda. Şimdi gelelim 220 volt tarafına. Burada 1000 wattlık tam sinüs bir inverter var. Arkadaşlar 1000 wattlık tam sinüs inverter 12 volttan 83 amper akım çeker. Yani şuradaki hattımız 83 amper. Buradaki 100 amperlik sigorta 83 amperin üstünde ideal bir sigorta, uygundur. Zaten 100 amperlik sigorta 100 amperlik bir akım geçtiğinde invertör artık bu 1000 wattın üzerinde çıkmış demektir. İnvertörün yanmasını engellemek için 100 amperlik sigorta uygun. Bu yaklaşık 1200 wattlık bir değere denk geliyor. Arkadaşlar kablo kesin 100 amperlik sigortaya göre düşünmek lazım. 125 amper kaldıran 25'lik kablo görülüyor. Buradaki kablo 25'lik kablo olması gerekiyor. İnvertör çıkışı artık 220 volt olduğu için 1000 watt 220 voltta 4,5 amper akım çeker. 4,5 amper akım çeken kablo mesela alternatif akımda 6 amperlik geçecek kablo 0,75 ama bu çok ince bir kablo, bunu kullanmayalım. Biz her halükarda 1,5'luk kablo kullanabiliriz. Bu kablodan da 8 ile 15 amper arasında akım geçer. İnvertör çıkışında voltaj yükseldiğinde çekilen akım düşer. Girişte 12 volttan 83 amper çekerken çıkışta invertörün çıkışında 220 voltta 4,5 amper akım çeker ve 1,5 milimetrelik kablo burada yeterlidir. Giriş kısmında 83 amper akım çeker. 25 milimetrelik kalın kablo kullanmak gerekir. Voltaj düşer, akım yükselir. Kablo kalınlığı artması gerekiyor. Şebeke girişinden kullanacağımız yükler 1000 wattlık değerlemeye göre hesaplanıyorsa burada 10 milimetre kablo kalın, 1,5 milimetre 3 çarpı 1,5 milimetre, 1,5 milimetre kablo burada yeterli olur. Arkadaşlar 1,5 milimetre kablonun taşıyacağı akım yükü şemadan bakalım. 1,5 milimetre 8 ile 15 amper arasında akım çeker. Bizim 1 wattlık invertör hattımızda 4,5 amper hesapladık. Eğer bu 4,5 amperin üzerinde kettle vesaire bağlanmayacaksa, ki kettle bağlansa da 1,5 milimetre kablo taşır. Ama ihtimal üzerine eğer ısıtıcı, kettle ve benzeri bağlanacaksa burada
İlere dönük her ihtimalde 3x2,5 mm kullanmakta fayda var. 1,5'lık kablodan vazgeçelim. Ama invertör çıkışı arkadaşlar 1,5 mm kablo yeterli. Burada Paco şalterden sonra sigortalara hepsi 1,5'lık kablo. 3x1,5. Şu gruptaki toprak, bara vesaire 1,5 mm kablo yeterli. Burası artık 220 volt hattı. 4 mm kablo kullanmaya gerek yok. 220 volt çift kablo gelmiş. Kaçak akıma faz nötr beraber girmiş. Faz hattını sigortaya vermiş. Nötr hattını nötr barasına vermiş. Ve dağılımını yapmış. Topraklama hattı. Bütün prizlerden topraklama hattına gitmesi gerekiyor. Prizlerden toprak hattına çekmiş. Tamam. Nötr barası. Arkadaşlar bir şey dikkat edelim burada. Şebeke girişinde iki tane kablo gireceğiz. Biri faz, biri nötr. Bu fişler yer değiştirdiğinde nötr faz, fazla nötr olabilir. O yüzden nötr barasını nötr gibi değerlendirmemek lazım. Burada aslında sigortaları çiftli sigorta kullanmakta fayda var. Hem nötr hem faz kesici sigortalardan, ikili sigortalar var. Onlardan kullanmak lazım. Kaçak akım sigortasına benziyor. İkili piyasada var. 2x6 amperlik veya daha düşük 2x6 amper sigorta yeterli bu hatta. 2x6 amperlik sigorta kullanmak lazım. Eğer ısıtıcı vesaire kullanılacaksa o zaman 2x16 amperlik sigorta olması lazım. En azından prizlerin bir tanesini ısıtıcı kullanılacak gibi düşünüp 2x16 amper yapıp diğer prizi 2x6 amper yapmakta fayda var. Evet, gelelim akü şarj tarafına. Burada da 3x1,5. Arkadaşlar, akü şarj cihazının şarj akımına göre kablo kesti hesaplamak gerekiyor. 200 amperlik bir jel akünün yaklaşık 20 amperlik bir şarj ihtiyacı vardır. Akü şarj cihazı 20 ya da 30 amper civarında olduğunu varsayalım. 2,5'luk kablo normalde kaldırır. 35 mm'lik kabloya gerek yok. 2,5 mm kablo kaldırır. Ama biz bütün ana hatları kalın yapalım arkadaşlar. Bunları 6 mm kablo kullanalım. Şunları. Tüm 4 mm yazdığımız kabloları garanti olsun, sistemimiz daha sağlıklı olsun düşüncesiyle arkadaşlar akü şarj cihazının 20 amper olduğunu farz ettik. 20 amperlik akımın kaldıracağı kablo 2,5 mm'lik kablo yeterli. Bunu 4 mm'ye çıkarttık. 39 amper. Biraz daha kuvvetli şarj cihazı takılacağı düşünülerek 4 mm'lik kablo burada işimizi görüyor. Arkadaşlar aküden iki kolda akım çekiliyor. Bir tanesi 12 volt hattı 21 amper. Diğeri 220 volt hattı 83 amper. Toplamda 100-104 amper. Yani şuradan 104 amper akım çekileceği farz ediliyor. 104 amper DC akımda 104 amper 125'lik 25'lik kablo. Burası 25'lik kablo olacak. Yine güvenlikten dolayı arkadaşlar burada 4 mm kabloların kalınlıkları çok fazla değil. Bu şekilde sistemimiz yeterli ama ileriye dönük sistemde geliştirme, ilave yükler olabileceği düşünülerek herhangi bir kısıtları vesaire durumlarını kabloların arıza veya yanma durumları göz önünde bulundurarak kabloları bir tık yukarı taşımak için şu 4 mm dediğimiz kabloları burada gördüğümüz 4 mm'lik kabloların hepsini 6 mm'ye taşıyalım arkadaşlar. 6 mm. Arkadaşlar akü hattını kalın kablo kullanmakta fayda var. 35 mm
Güzel bir değer. Şurada devre kesicinin olduğu yerde mutlaka bir tane sigorta olmasında fayda var. Bu sigorta da buradan geçecek toplam akım 104 amper olduğu varsayılıyor. Buraya bir 100 amperlik sigorta ekleyelim. Şurada bir sigorta olmasında fayda var. Bu sigortada 20 amper toplam akım geçeceği farz ediliyor. 20 ampere göre bir sigorta konulacak. MPPT şarj cihazının çıkışına da şuraya da bir tane aynı girişte olduğu gibi 40 amperlik bir sigorta koymakta fayda var. Burada 100 amper sigortamız var. 220 volt tarafına geliyoruz. İnverter çıkışında Paco Shelter kaçak akım sigortamız var. Şebeke girişinde sigortaya gerek yok. O sigorta da buraya geliyor. Şarj cihazının girişine şuraya bir sigorta olması gerekiyor arkadaşlar. Bu sigortanın ikili olmasında fayda var. Fazla nötr kessin. Çünkü dediğim gibi nötrün hangisi olduğunu bilemeyebilirsiniz. Çiftli sigorta olabilir. Ha dersiniz ki ben kontrol kalemine bakarım. Fişi ona göre takarım. O zaman sıkıntı yok. Tekli sigorta kullanabilirsiniz. Burada 20 amperlik şarj cihazı şebekeden ne kadar akım çeker? Onun hesabını hemen yapalım. 20 amper çarpı 12 volt eşittir 240 watt bölü 220 volt. O da eşittir 1 amper akım çeker arkadaşlar buradan. Bir amper akım çekiyorsa, tabi buraya bir amperlik sigorta koymamız biraz zor. 2 amperlik bir sigorta makuldür. Kombi sigortaları var. Onlardan konulabilir. Başka sigorta takmadığımız yer. Akü çıkışında bara üzerinde bir sigorta olmasında fayda var. Baradaki herhangi bir arıza vesaire durumunda atması için şu hat üzerinde bir sigorta olması gerekiyor. Bu da akü şarj cihazı 20 amperse 20 ampere göre bir sigorta takılması lazım. Yani maksimum şarj akünün kaldıracağı şarj akımına göre bir sigorta seçmek lazım. Yani burada bu hat üzerinde bir kısa devre olduğunda aküden 20 amperin üzerinde akım çekilmeye çalıştığında şarj cihazı yanacaktır. Yanmaması için önce sigortanın atması lazım. Burada kullanılacak akü şarj cihazının akımına göre sigorta 20 amperlik şarj cihazı ise 25 amperlik bir sigorta takılabilir. Bir %10 toleranslı, %20 toleranslı artı olarak artı %10, %20 toleranslı bir sigorta takılması lazım. Şurada bir sigorta ihtiyacı var. Bir husus daha var arkadaşlar. Evet, bunu yapılmış. Şu hat güzel. Topraklama hattı şebeke prizinden buraya kadar gelmiş. Bu topraklama hattı aynı zamanda akü şarj cihazının yüzeyine de bağlanması lazım. Çünkü bu da 220 voltta çalışıyor. İnvertörün, Thompson's invertörün yüzeyine bağlamaya gerek yok topraklama hattına. Kaçak akım rölesi zaten elektrik kaçağını engelleyecek. Topraklama yedek bir güvenlik olarak çalışacak. Burada asıl güvenlik sigortamız kaçak akım sigortası arkadaşlar. Başka elektrik çarpmasına karşı bizi koruyacak olan kaçak akım sigortası. Evet. Videomuz bu kadar. Kolay gelsin.